Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir GrowTop videosuyla bugün sizlerle beraberiz. Abi DL'ye ihtiyacım var, güvenilir olsun, hızlı olsun diyorsan Grow Pazar'da 8.5 liraya DL sahibi olabiliyorsun. Hem de ilk DL'yi kasacağın vakti harcamak yerine tak tak 3 saniyede buradan DL sahibi olabilirsin. Ben olsam ilk DL'lerimi ben de satın alırdım. Şimdi videoya devam edelim. Dostlarım, eğer sizler de kasın oynayıp gelişenlerdenseniz ve kasın oynamak istiyorsanız, diyorsanız ki abi güvenilir olsun lütfen sikem falan yemeyim artık yeter diyorsan güzel kardeşim, birlik joker 94 tam sana göre. Ref sistemi çok güzel arkadaşlar. Hani herhangi bir problem olduğu zaman direkt Instagram adreslerine yazıyorsunuz. Team.birlikgt bakın şikayet. Direkt size sikem yediğiniz miktarı iade ediyorlar. Dünyada mükemmel. Dolu dolu bir dünya. Bakın herkes de burada oynuyor. Yani kasına oynamak istiyorsan güzel kardeşim benim, birlik joker 94'te oynayabilirsin. Bildiğiniz gibi sıfırdan 200 BGL isimli bir serimiz vardı. Hala da devam ediyor. Videosu gelecek. Hatta bir sürü videosu gelecek. Çünkü yaklaşık 20-30 gündür video atmamışız. Bunun farkındayım. Şimdi bu seri gelmeden önce size şöyle ufaktan, tamam mı, 0 ile 50 DL arası bütçesi olan kardeşlerimiz için hangi itemler alınıp satılır bunları göstereceğim. Şimdi her itemi alıp satamıyorsunuz. Bazıları çok zor satılıyor. Bazılarının fiyatı çok hızlı düşüyor. Bazılarının fiyatı hiç yükselmiyor. Mesela bunların belli başlı sebepleri var tabii. Biz çok oynadığımız için bu oyunu tecrübeliyiz ve bu konuda bilgiliyiz arkadaşlar. Az çok zaten tahmin ediyorsunuz oğlum bu oyundan kazandığımız paraları vesaire. Şimdi ben size gerçekten para kazandırmak istiyorum. Niye istiyorum? Benim bu YouTube'dan herhangi bir gelirim yok. Beyler, GrowTop ve YouTuber'ının hani YouTube'daki izlenmelerle para kazanması pek mümkün değil. Hatta para kazanmayı bırak, hani karnını doyurması mümkün değil. Tamam mı? En fazla bir gün doyurursun bir aylık kazancınla. Bir gün bak, sadece bir gün. O da yani lüks bir şekilde değil. Normal standart bir şekilde peynir ekmek yersin vesaire. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Arkadaşlar bakın, ben kazanıyorum, sizin de kazanmanızı istiyorum. 0-50 DL arası bütçesi olan kardeşlerime güzel bir başlangıç yapalım. Bir de yorumlara, tamam mı, videoya geçmeden bir beğenini attıysan, tamam mı, yoruma da bana bütçeni yaz. Ortalama bütçeye göre güzel videolar çekeceğim. Mesela kanal ortalamasının bütçesi belki çok gelişmişsinizdir ben yokken, 100 DL üstüdür. Bu sefer 100 DL ile 1000 DL arası profit itemleri gösteririz mesela. Ama benim düşüncem yani çoğunluğunuz 0-50 DL arasıdır diye düşünüyorum. O yüzden 0-50 DL arasına güzel bir taktik vereceğim. Şimdi öncelikle çok hızlı geçeceğim buraya ama 0 DL'n varsa güzel kardeşim en çok çalışması gereken sensin. Üzgünüm ama gerçek hayatta da bu böyle. Yani sıfırdan başlıyorsan en çok seninle uğraşman lazım. En sıkıcı işleri senin yapman lazım ki eline bir miktar DL geçsin, para geçsin. Ne yapacaksın? Dirt farm alıp satabilirsin. Bak, dirt farm yapıp satabilirsin daha doğrusu. Çünkü dirt farm fiyatları şu an yanlış bilmiyorsam 15 VL olması lazım. Ya yani çok da göstermek istemiyorum. Hatta göstermeyeyim. Çünkü çoğunluğunuz o kadar da fakir değildir. Hani 15 VL'ye dünyayı kazıp kazıp satacaksın. Dirt farm videomuz var yine. Kanaldaki eski videolardan bulabilirsin. Nasıl yapılır? Nasıl hızlı yapılır? Kolay yapılır. Yani ortalama yarım saatte bir 15 VL kazanacaksın böyle. Günde bu şekilde 50 VL 60 VL kazansan, 4 tane yapsan yeter bence. 60-60 VL VL böyle gelecek. Şimdi bak, bir küsür DL'n varsa benim sana tavsiyem bu Balrog'a gideceksin. Bu videoda hem kanat itemi göstereceğiz, hem el itemi göstereceğiz. Yani hand itemi göstereceğiz. Hepsini göstereceğim. Yani tek bir itemde gitmeyeceğiz. Sadece hand itemlerinde veya sadece kanatta gitmeyeceğiz. Tepeden tırnağa piyasası çok mükemmel olan, hani böyle aldıktan sonra kafan rahat, sıkıntı olmadan direkt satabileceğin itemleri göstereceğim ben sana. Ki bir farkımız olsun yani. Her itemi böyle kolay satamazsın. Her itemden güzel profit de yapamazsın. Ben sana hem kolay satılan, hem zarar ettirmeyecek, hem de güzel kar ettirecek itemleri seçtim. Bunlardan daha fazla var. Bu part 1 olarak çekiyorum. Sizin yorumlarınıza göre değişecek arkadaşlar bu video. Daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şimdi Balrog'un fiyatına gelelim. Bak, bu item kolay satılır. Niye kolay satılır? Bak benim pickaxe'ime. Bak, normalde Golden Pickaxe'de böyle bir efekt yok. Bu Balrog'un efekti. İnsanlar bunu alıp böyle diğer itemlerine transmute yaparak kullanıyor. Yani efektlerini karıştırıyorlar. Bak mesela bende olduğu gibi. Bunun fiyatı ne kadarmış? 180 falan diye tahmin ediyorum ben. 180-190 satıyorlardır. Ki öyle de satıyorlar, evet. Bak, 180-190. Bize kırmızı olanı lazım. Yani black olan ben tavsiye etmem. Kırmızı abi. Direkt kırmızı. Bunu kaça alacaksın biliyor musun? Buraya geliyorlar bazen gece saatlerinde. 120'ye almıştım ya geçen. Adamdan 120'ye aldım yani. Adam geldi.
Sell dedi, buy dedim, trade dedim, 120 koydum, adam kabul etti, yoluna baktı. Sonra ne yaptım onu? Kullandım da istesem 180'e satabilirim. Bak 60 VL tak diye profit. Gece saatlerinde burada güzel satanlar oluyor. Gece olmasa bile akşam böyle 8'den sonra 9-10 gibi, 11 gibi. Yani artık oyun ne zaman oynuyorsan gelip buraya bakacaksın. 150-160 civarına en fazla alabilirsin. En fazla 150-160 ver. Çünkü sen de 180 satacağın için, hatta 190 falan yazarsın. Ya profitin olsun. 20-30 VL minimum üzerine kar koyarak satman lazım ki bir anlamı olsun. Şimdi diğer itemimize geçelim. Gel abi bak, bir ayakkabıya geçiş yapalım. Bak şu ayakkabıyı ben hala söylüyorum size. Superstar Sneakers diye ismi var. Ben satmıştım ayakkabımı. Bu ayakkabı çok güzel satar. Çok güzel. Bak koydun board'a, direkt satılır. Direkt abi. Aynı gün satarsın. Hiç zarar etme korkusu da olmaz. Tabii gidip çok pahalı almayacaksın. Fiyatını bileceksin itemlerin. Benim şu an söylediğim fiyatlar da değişebilir arkadaşlar. Hani Türkiye'de nasıl içtiğin suyun fiyatı her hafta değişiyorsa, yediğin ekmeğin fiyatı her hafta değişiyorsa maalesef ama oyunda da böyle bir sıkıntı olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, oyunun ekonomisi Türkiye ekonomisinden daha yavaş değişiyor. O yönden oyunun ekonomisi Türkiye'den daha iyi arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. 965'e satıyor. Muhtemelen 9'a falan bulabilirsiniz. Bunda 850-900 arası burada satan bulursanız alın. Gidin sonra 950 yazın. 1 TL profiti cebe atın. Sonra yorumlarda deyin ki Berk abi çok sağ ol. Sayende 1 TL Superstar Sneakers'tan kar ettim. Bu kadar basit. Tertemiz. Ben yaptığım için söylüyorum size. Hani yaptım ama çok eskiden yapıyordum. Hani ben de sıfırdan bir ara başlamıştım. O zamanlar bana güzel getirisi olmuştu. Şimdi bu itemi de geçelim. 0-50 TL arası dedik. Birazcık yükseltelim. Bir yükseltip bir düşüreceğim böyle. Herkesin keyfine göre uysun yani. Buraya bu crown yazalım. Geldik buraya. Bak şu Challenger Crown. Öyle miydi? Challenge Crown mı? Neydi? 4 diyelim. Yanlış hatırlamıyorsam 47 falan satıyorlardı. Ama daha ucuza bulursak alırız. TJSUS kardeşim kaça satıyorsun? Söyle, sonra şuradaki adama soracağız. 45-80. 4 diyelim. Bak 45-80 ucuz geldi bana. Bu kaça satıyor? İyideki sor. Abi delimiz olsa alırdık ya. 40 desem lol der mi? 40 alsak, 45 okutsak arkadaşlar 5 TL profit. Bak DL'm yok ama 40 TL offerladım. Ne diyecek acaba? Bizim çünkü DL'ler iteme yatırdık. For CC. Adam lol dedi. Adam lol dedi. You stupid. For. Kardeşim o zaman fiyatını söyle. Eleman aptal çıktı ya. 45.5 satıyormuş. Daha 2 gün önce 47 falan satıyorlardı. Onlar profiter muhtemelen. Ya bunu da 42-43 falan zorlanır. 45'e satılır. 2 TL 3 TL kar bırakır arkadaşlar. Yani CC alan bir adam. Emin olun en kötü 1 TL 2 TL üstüne kar koyuyordur satarken. Bu eleman 43'e falan almıştır veya 44'e. Yani muhtemelen öyle almıştır. O yüzden siz de 42-43 deneyebilirsiniz. Şu anki piyasada bak, güncel bu videoyu attığım tarihe bakın. O fiyata alınır. Ya bu item gidiyor bak. Bu item oyunun başlangıç gününden itibaren alınıp satılan giden bir item. Herkese profit yaptırmıştır yani şu Challenge Crown. Herkes kar etmiştir bu crown'dan. Ondan sonra diğer bir crown var mı burada? Ghost King Glory diye bir şey olmasın. Bak şu da çok iyi ya. Dance Master Crown, şu an fiyatını bilmiyorum ama Halloween'da bunun fiyatı uçuyor. Bak 2x 3x size kar ettirir arkadaşlar. Fiyatını bilmiyorum, güncel fiyatını, ama Dance Master da bir bakalım. Mükemmel bir crown ya. Yani Halloween'da bütün prolar bunu alıp şey yapıyor, bundan bir tane böyle untradeable bir tane maske yapıyor. Zaten fiyatı da gördüğünüz gibi. Bu 50 deli aşıyormuş bayağı. Eskiden 20 TL'ydi. Bak şu yapılıyor. Halloween'da şunu bunu drop diyorsun, buna dönüşüyor. Bu da böyle sizin yanınıza geldiği zaman bunu takadı arkadaşlar. Böyle sizin char oh my god yapıyor böyle. Oh my god pro geldi diyor yani. Otomatikman. Güzel bir efekti var. Zaten bilenleriniz biliyordur. Şimdi bunu geçelim. Bu bizim bütçeyi çok aşıyor. 3x neredeyse. Biz çıkalım buradan. Bu Anjes'e gidelim. Bak Anjes'lerin fiyatı düşmüş. Muhtemelen şu asteroid farmerların sayısı arttı. Blue'nun fiyatına bakın. 34'e kadar düşmüş arkadaşlar. Alınır. Direkt alınır. Yani 34'e bu eleman alıyor. Siz de 33-34 deneyebilirsiniz. Şu eleman biraz yüksek alıyor. Yani 34'e falan siz de almayı deneyebilirsiniz. 35'e satarsınız. 1 TL kar bırakır. Bir de bu çok gittiği için günde hani 3-4-5 kere bile al sat yapabilirsin bunu. Bunu direkt tavsiye ediyorum. Blue Anjes. Ha, diğer Anjes'leri pek tavsiye etmiyorum. Yani en iyisi Blue abi. Ama diğerlerini de alıp satabilirsin. Çok kar bırakmaz. O da aklında bulunsun. Şimdi diğer itemlere geçelim. Bu Lance. Bu Lance'ye geldik. Buraya link koymuş eleman. Bak abicim. Geleceksin. Bak Carrot Lance. 4 diyelim. Bak bu Lance'lerin hepsi gidiyor. Şu elemanın elindeki de gidiyor. Bu da gidiyor. Tamam mı? Less diyelim. 350 diyor. Ben bundan 3'e alsam. Trade abi. Bak direkt alacağım ya. 3'e ver bana ya. Ya da 300 kaç vereyim? 320 vereyim. Ver kanki 320'ye. Hadi kanki satarsın ya. adam bir şeyler diyor da İngilizcesi yetmiyor konuşmaya. Muhtemelen Endonezyalı falan bu da. Yes bro. Bakın bunu alıp çok rahat 4'e 5'e satacağız. Çok rahat. Kaç yazıyor fiyatına? 330-380 yazıyormuş. I need VL diyor. Kanki o zaman 25 son ya. Buna mı satıyorlar? Vallahi bununla trade'e girdi. Trade oğlum, trade. For. Oğlum kaçırdık ya. Böyle kaçırmayın arkadaşlar. Çalabiliyor. 335'e sattı. 325 diyelim. Kaça verecek? VTF drop diyor. Bak çok güzel fiyatı alacaktık. Vallahi gitti. 335 alsaydık. Yani VL'miz yok diye
biraz cimrilik yaptık ama yapmasaydık şu an 30 TL kardaydık. Bak bu gider, tamam mı? Carrot Dungeon'a gider. Şu adamın elindeki de gider. Ama 120 falan vermeyin, bu fazla veriyor bak. Siz 100-110 falan verin, bu abartı satıyor. Onları da fiyatlar uçurmuş. Bir de Celestial Lunge var. Zaten biz bunu sattık Vent'te. Bir sonraki videoda ya da bir önceki videoda gelir. Bilmiyorum artık, bu videoyu önce mi atarım sonra mı? Biz bunu 12.80 alıp 13.5'a rahat satıyoruz. Şu an öyle kazanıyoruz. Yani Vent'te rahat satabilirsiniz. Veya gel buraya, burada sat. Zaten board koymamış buraya. Mecbur gelip burada elinle satacaksın. Bunların hepsi satılır. Kaç tane lunge var? Şu Pegasus'u boş ver. Tamam mı? Şu 3'ü satılır. Bak direkt. Biri 100 TL, biri 300 TL, biri de 13 TL, 12-13 TL. Yani bunların 3'ü de güzel item. Bunlar gider. Şimdi diğer bir iteme gelelim. Şu an piyasası düşüyor ama ileride artacak bir item. Bu Seafoam arkadaşlar. Bu Seafoam'u yanlış yazdık ama. Seafoam diye yazılıyor. Tamam. Sakalı kaça satıyor? Bak sakal çok güzel profit bırakıyor. Abi şu oyundaki en güzel profit bırakan itemlerin başında geliyor. Fiyatı 35-40 TL ama 80 TL'ye bile satabiliyorsun. Satabiliyorsun şu sakalı. For Beard. Bak 35-40'a satıyorlar. Bu adam profiter. 40 diyelim. Yani buna vereceğin en fazla 40 ver. Lol diyor. Bunu 40'a alıp 70'e 80'e satabilirsiniz arkadaşlar. Kanıtını da göstereyim. 35'e aldık. Bak muz dünyasında göstereyim bunu da. Bak abi şurada satıldı. 65'e satmışız bak. 35'e aldık. 65'e satıldı. Yani şu oyunda hangi item 2 katı profit veriyor? Aldığım fiyatın 2 katına satabildiğim bir item var mı? Benim bildiğim şu an aklıma gelen yok. Burada da lunge satıldı. Hatta şunları toplayalım da VL'miz olsun. 13.5, 65 bunlar satıldı. Burada bir saç kaldı. Bunu da satalım. Bunu biraz pahalı aldık. Daha doğrusu aldıktan sonra fiyatı düştü. 38'e aldık. 38, 39'a falan koyduk. Satılmayınca düşürdük. Hani bunu sırf video için aldım ben. 38'e hızlı olsun profit yapalım diye ama sonra fiyatı düştü. Şu an galiba 37 falan satanlar var. Ama tabii bizim için önemli değil. Fiyatı biraz daha düşsün. Seafoam Hair alınır. Çünkü bunun kullanıcısı çok fazla var. Bir de zaten Summer daha yeni bittiği için genel olarak Summer'dan sonra bu Summer Fest itemlerinin fiyatı düşer. Ama birkaç ay sonra bunların fiyatı yükselişe geçiyor. 50-60'ları göreceğini düşünüyorum. Yani 5-6 ay sonra 50-60 TL'leri görebilir Seafoam Hair. Bu videoda bence bu kadar item yeter. Size en çok tavsiye ettiğim item Seafoam Beard. Yani sakalı bunun. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ondan sonra lanceler var. Ondan sonra Anjes'ler var. Ayakkabı var. Gösterdiğim ayakkabı var. Yani Balrog var. VL'niz varsa abi ne alayım diyorsun ya, ben sana direkt alacağın itemleri gösterdim. Üzerine fiyatına göre değişir tabii de. Hani 100-150 verilik itemlerde minimum 20-30-40 TL kar payı koy, öyle sat. İlla ki satılır. Bu gösterdiğim itemler zaten rahat satılıyor. Sana zarar ettirme imkanı yok. Yani bunlardan da zarar ediyorsan güzel kardeşim yapma yani, gözünü seveyim. Sabırlı olman lazım. Hani ben gittim adama ölü fiyat verdim. Sen hemen korkup fiyatını düşürme. Son olarak bir şey söyleyeyim. Prolar bunu çok yapıyor. Hani zengin adamlar geliyor falan. Zenginin birini gördün. Böyle adam çok zengin. Binlerce TL'si var. Gelip sana dedi ki mesela, sen 1 TL aldığın iteme dedi ki bu 50 TL dedi. Sen orada bir korku sarıyor değil mi seni? Ulan pro 50 TL offerlıyor. Ne yaptım ben lan diyorsun. Fena zarar ettim. Bu korkuya kapılmayacaksın işte. O korkuya kapılmadığın sürece, sabırlı olduğun sürece abi profitin anasını ağlatırsın. Kısaca yani böyle diyebilirim sana. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın abi kaç VL'n var yaz. Ama dürüst ol. Çünkü bir sonraki videoyu ben ona göre çekeceğim. Eğer daha fazla 0-50 TL arası item istiyorsan bunu da yorumlarda belirtebilirsin. Şöyle like sayısını yine bir 200'ü geçersek çok güzel olur. Bayağıdır video yok arkadaşlar. Etkileşimi arttıralım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Yeni videoda görüşürüz. Bay bay.